Hanımlar beyler, canlı yayınımız başlıyor. Evet arkadaşlar, herkese tekrar merhaba, ben Serkan Uludağ. Bugün 16 Ocak 2013 günlerden çarşamba ve saatlerimiz 11.20'yi gösteriyor şu anda. Biz de canlı yayına başlıyoruz şu anda. Görmüş olduğunuz gibi öncelikle Euro Dolar paritesiyle başlayacağız. Euro Dolar paritesi için arkadaşlar dün gece saatlerinde yapmış olduğumuz analizde ne demiştik? Öncelikle onu sizlerle paylaşalım. Demiştik ki gece saatlerinde 00.57 analizimizde paritelerde, daha doğrusu Euro Dolar paritesi için öncelikle kısa bir gün, bir önceki gün hakkında görüşlerimizi belirttik ve arkasından 33.50'nin altında kaldığımız sürece ilk hedef 32.70 demiştik. Bu hedefe az önce ulaştığımızı görüyoruz, bakın şuradaki bölgede. Bu seviyenin altında kalır isek aşağıda daha yolu var. 32.40 ve 31.91, ya da biz bunu 32 olarak hedef olarak belirttik ama bunun gerçeğinin 31.91 olduğunu siz de en azından aklınızın bir köşesine bunu da yazalım arkadaşlar. Bu seviyelere kadar geri çekilmenin devamı gelebilir eğer 32.70'in altında kalmaya devam, daha doğrusu başlarsa diyelim, çünkü saatlik kapanışı tam 32.70 seviyesinden gerçekleştirdi. Bazı platformlarda bu 69.8, bazılarında 71.2 gibi farklı rakamlar var. O yüzden tam sınırda kapanışlar beni korkutuyor. Çünkü platformlar arasında bir iki puanlık oynamalar olabiliyor. O yüzden tam net olarak bu seviyenin kırıldığını şu an için söyleyemeyiz ama kırılma ihtimali kuvvetli mi derseniz bence kuvvetli arkadaşlar. O yüzden aşağıda 32.40'a kadar bir geri çekilmeyle karşılaşma ihtimalimiz kuvvetli gibi duruyor hala. Zaten bu seviyelere yazmıştık, 32.40 ve 32.00'a kadar geri çekilmeler olabilir diye. O yüzden bunları dikkate alalım. Bence 32.70'in altında 32.40'a kadar bir geri çekilmeyle karşılaşma ihtimalimiz kuvvetli gözüküyor. Bakalım gerçekten de beklediğimiz gibi geri çekilme gelecek mi? Bu seviyenin altında kalmayı başarabilecek miyiz? Kırılma seviyemiz dedik ki 33.50. Bu seviye öğleden sonra muhtemelen 32.20'ye kadar geri çekilebilir arkadaşlar. Eğer öğleden sonraki canlı yayında bu şekilde olursa bunu da sizlerle belirtirim. Bu biraz daha stop seviyemizi ya da kırılma noktamızı aynı zamanda aşağı doğru çekecektir. Bu da güzel bir avantaj olacaktır. Yine takip edenler için, euro dolarla ilgili karar vermek isteyenler için, o yüzden bunlara dikkat edebiliriz diye düşünüyorum. 32 şu an için 50, belki yakın zamanda 32-20'ye kadar da az önce de bahsettiğim gibi geri çekilme ile karşılaşma ihtimalimiz yine söz konusu olacaktır. Tamamdır. En azından bu konular hakkında bilgi vermiş olalım euro dolar paritesi ile ilgili. Ama eğer ki bu seviyenin üzerinden yukarı doğru hafif hareketler olursa çok fazla ısrar etmeyin. Bu geri çekilme en azından 33'lere ya da 33.20'lere kadar olabilir ilk aşamada. O yüzden çok fazla ısrarcı davranmayın diyorum. Eğer bir geri çekilme olursa yukarı hareketler bize yeniden aşağı hareket fırsatı tanıyacaktır. Bu beklentimizin oluşmasını sağlayacaktır. O yüzden euro dolar paritesi için bu geri çekilmeler piyasadaki oyuncular tarafından hala biz aşağı hareket fırsatı olarak değerlendireceğini düşünüyoruz. 33.50'nin altında kaldığımız sürece. Dün akşam saatlerinde hatırlarsanız canlı yayındayken akşama doğru saat 5 civarlarında dedik ki 32-30 seviyesiyle 32-45 seviyesiydi sanırım. Bu seviye arasında, bu seviye kırılmadığı takdirde, üzerinde saatlik bir kapanış yapmadığımız takdirde, bakın 32.30 şuralardı, 32.45 de şuralardı, şu bölgenin altında kaldığımız sürece geri çekilme devam eder demiştik ki görmüş olduğunuz gibi geri çekilme zaten yaklaşık 32.30'dan baz alırsak, şöyle bakalım, aşağı doğru 65 pip civarlarında gerçekleşti, gece saat 8 civarlarında. Cankır'ın konuşması vardı. Biliyorsunuz Cengiz Bey de dün bahsetmişti bundan.
ve geri çekilmelerin devamı da hala bugün gelebilir. Sait Bey burada, çoktandır görmüyorduk kendisini. Hoş geldiniz Sait Bey. Özlettiniz kendinizi, diğer arkadaşlar da muhtemelen özlemişlerdir. Daimi üyemiz Sait Bey. Peki, şimdi arkadaşlar gelelim altına hemen. Şöyle bunu alalım. Altın için söyleyebileceklerimiz 1683.97 seviyesi yine önemli. Arkadaşlar bu seviyenin altında kalmayı başarırsak 1676.84 seviyesi bizim için destek seviyesiydi. Fakat bu seviyeye kadar şu ana kadar gelmedik ama biz hedefimizi korumaya devam ediyoruz. 1676.82 şu anda karşımızdaki ilk hedef. Eğer buranın altına inersek birazcık daha zor bir süreç başlayacak sanki. Çünkü aşağıda şurada bakın görmüş olduğunuz gibi 1675'ler civarında, 1671-40'lar civarında destekler var. Ancak buranın da altında muhtemelen 1669-62 ya pardon 1669-71 seviyesine kadar bir geri çekilme ancak gelebilir. Sonra birazcık rahatlıyoruz. Şu aşama biraz daha hızlı geçilebilir. Şuradaki bölge 1665-30'lara kadar şu bölgeden faydalanılabilir arkadaşlar. Burası riski biraz daha az olan bir bölge. Şuradaki bölgeye göre. Tamamdır, bunu da söylemiş olalım. Sonrasında ise 1662 civarlarında bir hareketli ortalamamız var. Destek olabilir ve 1658-12'ler şu anda görünen günlük son hedef seviyemiz olacaktır. Eğer bir geri çekilme başlarsa, bugün için 200 pipin altında bir geri çekilme beklemiyorum açıkçası. Bunu da belirtmiş olalım sizlere. Tamamdır. Altın içinde beklentimiz bu yönde. Eğer 83.97'nin zaten üzerine kalırsak da 1688 civarlarına kadar yukarı tepki ilk aşamada devam edebilir. Sonrasında ise 1695-51'ler yine karşımıza çıkacak olan bir başka seviye olacak. Ve gelelim sterlin dolara. Sterlin dolar için arkadaşlar gece saatlerinde yine çok net bir yorum yaptık ve gece saatlerinde dedik ki sterlin dolar için, bakın aynen okuyalım. Geçtiğimiz gün 1.6038 olarak belirttiğimiz kırılma seviyemize kadar geriledikten sonra buranın altında kalamayarak beklediğimiz gibi yukarı tepkisini verdi demiştik. Bugün ise sterlin dolar için önemli seviyemiz 1.6090. Yani dün 1.6038 seviyesi kırılamadı, buranın altında saatlik bir kapanış yapamadı ama biz bugün için buranın kırılmasını bekliyorduk. Ve 60-90 buranın altında kaldığımız sürece 60-38 ilk kısa vadeli hedefimiz. Buranın da altında kalmaya devam edersek 60-22 ve 59-96'ya kadar gerileme devam edebilir demiştik. Ve ilk hedefimiz olan 60-38'e ulaştık. Sabah saat 9 civarlarında, arkasından saat 10 civarlarında görmüş olduğunuz gibi 60-21 ve devamında da 59.96 olarak belirtmiş olduğumuz hedefe benzini bitti ve yaklaşık 7 pip kala buradan, hatta pardon şuradan baz alırsak 5 pip kala geri dönüşlerle karşılaştık arkadaşlar. Dün gece kararsız kaldım, buradaki Fibonacci seviyesini mi baz alalım yoksa şuradaki diplerin birazcık üzerine mi baz alayım diye. Birazcık duygusal bir karar verdim çünkü şuradan, yani bir önceki hedef seviyesinin de kırılması durumunda buraya verirsem dedim 20 pip, buraya verirsek 25 piplik 26 piplik bir kere olacak. İşlem yaptığımıza değsin bari diye 26 piplik bir hedef vermiştim ama düz rakamdan 1.6000'lara yakın yerlerden dönüş yaptık. Eğer Fibo seviyesini verseydim destek olarak daha iyi olacaktı. Önemli değil. Buradan yukarı doğru tepkilerle karşılaşıyoruz şu anda. Bu normal. Günlük 3. hedefimizdi. Buraya 5 pip kala yukarı tepkiler verdik. 60-22 seviyesine kadar şu anda ulaştık. Bir hareket, yani küçük bir hareket daha yukarı yönde yapma ihtimali var en azından 60-38'e kadar. Fakat yine tekrar 60-38'lere yakın yerlerden dönüş yapma imkanı söz konusu hala sterlin dolar için. Ama dün gece zaten analizleri takip edenler, bakın gece saat 1 civarlarında fiyat 60-71'lerdeydi. En azından şu hedefi kadar bekleyen arkadaşlar 48 pip aldılar. Toplamda da zaten 70 piplik bir hareket yaşanmış oldu.
Bakalım devamlı gelecek mi? Küçük yukarı düzeltmeler, yukarı hareketler bence çok avantajlı olacaktır. Çünkü yeni fırsatlar tanıyabilir bize arkadaşlar. 60-90 seviyesini artık 60-64'e çekebilirsiniz eğer isterseniz. Bu çok da riskli olmayacaktır. Tabii ki 60-90 kadar güvenilir bir yer değil ama 60-64 seviyesini de yani şurada görmüş olduğunuz pivot noktasını da artık direnç olarak kabul edebilirsiniz. Eğer ki çok yüksek daha doğrusu daha yakın bir kırılma noktası arıyorsanız 60-90'a göre 60-64'leri kullanabilirsiniz sterlin dolarda. Burası da kısmen yine 60-90 kadar olmasa da yine de güvenilir bir bölge olacaktır. Kırılma seviyesi olarak bu seviyenin altında kalırsak da yine aşağı hareket fırsatları yakalanabilir diye düşünüyoruz. Tabii ki son karar yine sizin olacaktır arkadaşlar. Risk yönetimini kesinlikle atlamayın, unutmayın. Ve dolar TL paritesine bakacağız. Şimdi dolar TL için ise 1.7748 seviyesinin üzerinde yukarı hareket beklentimiz var arkadaşlar. Bu seviyenin üzerine çıkarsak muhtemelen yukarıda 77-75 ve 78-30'lara doğru hareketlerle karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olacak. Bunları belirtelim. Şu an için önemli bölgelerdeyiz gerçekten de. Yalnız şurada bakın sarı ve beyazla çizilen hareketli ortalamanın üzerinde kalmamız bize birazcık temkinli olmamız konusunda bir uyarı veriyor resmen. O yüzden bu uyarıya dikkat edelim. Bu uyarı gerçekten de önemli. Eğer ki 77 şöyle söyleyeyim 27 seviyesi de yine geçilemedi. Geçtiğimiz günlerde de bakın dün de aynı şekilde bu seviyelerden ikili bir tepe yaptı ve buradan aşağı doğru hareketle gene 54 pip civarlarında bir gerileme yaşadı. Bakın yine bu seviyeye yaklaştı ve aşağı doğru en azından bir 20 piplik bir geri çekilmesini yaptı. 76-93'ün de altına inersek muhtemelen 72'ler ve 76-38'lere kadar geri çekilme devam edebilir. Oldu ki 77-48 üzerine çıktık. Demiş olduğum gibi yukarı doğru tepkiler tekrar başlayacaktır diye tahmin ediyoruz. Tamamdır, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Özet kısımlar, soru cevap kısmına başlayacağız birazdan ve sorularınızı yanıtlayacağız tek tek. Ve diğer paritelerde önemli talepleriniz varsa onları da paylaşabilirsiniz. Tamamdır, haydi bakalım şimdilik özet kısımlar bu kadar. Devamını burada bizimle beraber olan arkadaşlarla birlikte yapacağız.